Gerçekten de çok heybetli, büyük bir kule. 50 yıl önce yapılmış bu kulede neler var. Aa, inanmıyorum. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk, merhaba. Beğendiniz. Çok beğendik, çok güzel. Söyledim ki Farsça bilirsiniz, dedi biraz. Türkçe cevap verdi. Buradaki kiminle tanışsak, Azerbaycan Türk'ü. Yani bu kule mimarlık harikası. Tahran'ın sembolü haline gelen Milad Kulesi'ndeyim. Bütün Tahran ayaklarımızın altında. Bakın. Merhaba hemseferlerim. Artık size hemseferlerim diye hitap edeceğim. Hemsefer Farsça ve Osmanlı Türkçesinde yoldaş, yol arkadaşı anlamına geliyor ve sizler de benim yoldaşlarım olduğunuz için size artık hemseferlerim diyeceğim. Kanalıma hoş geldiniz hemseferlerim. Şu an neredeyiz? Şu an Tahran'da Millet Parkı'ndayız. Farsçası. Hayır. Farsçası Park-ı Millet. Park-ı Millet. Evet. Bu park 2. Pehlevi zamanında Ferah Diba tarafından yaptırılması isteniyor. Çok büyük bir park ve meşhur. Eski adı Park-ı Şahenşahı. O zamanlarda evet. Şahenşahı demişlerdi evet. Bu parkın adına. Şimdi burada büyük bilim adamlarının heykelleri var. Bakalım kimler varmış? Bu İbn-i Sina. İbn-i Sina. Kemal-i Mulk, nakkaş. Tamam. Ay Şehriyar. Azerbaycan Türk'ü bir şair. Kendisi Tebrizli. Ve burada Attar var. Attar Nişaburu. Sadi. Genelini tanıyorsunuz diye umuyorumdur. Şurası Firdevsi. Firdevsi. Genelini tanıyorsunuzdur zaten. O kim? O Rudeki. Rudeki. Evet. Ve Emir Kebir. Bu kim? Zekeriye Razi. Kaşife alkol. Ciddi? Alkolü, evet. Alkolü Zekeriye Razi keşf geldi. Ama izler masarifet de خوب deriz. İzler yaş خوب نیست. Nasır Khosro. Tamam. Kadın değil mi? Evet. Hayır. Kadın değil mi? Hoca Abdullah Ensari. Arif. Vahşi Bafqi şair. O kim? Ve muhteşem Kaşani. Tamam. Şuradakilerin hepsini tanıyorsunuz. Bu taraftakileri pek ben tanımıyordum açıkçası. İsimlerini duymuştum ama tanımıyorum gerçekten. Yani hayatlarını bilmiyorum daha doğrusu. Bu kim? Hafız. Aa, Hafız Şirazi. Yani hafızı tam ortaya koymuşlar. Evet. O kim? Nima Yuşij. Nima Yuşij sabke şehri cedid olurdu. Ha. Evet. Mesela hemen abi. Bakın şimdi Emir Kebir tam başta ve Hafız Şirazi de tam ortada. Bu tarafa en çok tanınanların heykellerini koymuşlar. Bu tarafa da biraz tanınanları. Daha doğrusu onlar İran'da tanınıyor da dünyaca yani tanınmıyor diye düşünüyorum. Yani siz söylediklerimi tanıyor muydunuz? Ben tanımıyordum açıkçası. Mayıs ayındayız. Hava çok sıcak. Yani bunaldık sıcaktan. Kaç derece şu an? Belki 40 derece. Vardır gerçekten. Ha? Çok sıcak. Resmen nefes alınmıyor. Gölgeliğe oturduğumuz halde aşırı sıcaktı. Ağaçlar sallanmıyor bile. Düşünün yani. Rüzgar esmiyor. Şimdi burası da Hazar Denizi'ne aslında yakın. İran'ın kuzey bölgesine yakın olduğu için kuzeyin nemi buraya geliyor aslında. Sıcak, çok sıcak. Şimdi biz Tahran'ın sembollerinden bir tanesi olan Özgürlük Kulesi'ne gidiyoruz. Yani Borcu Azadi. Gelin oraya da gidelim bir bakalım. Sonra Borcu Milad. Evet. Sonrasında da Milad Kulesi'ne gideceğiz. Şimdi Sinep çağırıyoruz. İran'da esnep olarak telaffuz ediliyor. Tuttu. Fiyatlar çok yükseldi. Evet. Önceden 40.000 tümene gidiyorduk. Bayağı yükselmiş. 100.000 tümen İran parasıyla yüksek bir para. Ama şu an tabii taksiyle gidiyoruz. Bir saat sürer herhalde gitmemiz. Türkiye'deki taksi fiyatlarıyla kıyaslarsak ucuz. Ama İran için gerçekten çok yüksek bir miktar. İran'ın en büyük ikinci meydanı. Birincisi Nakşicihan Meydanı. Bakın. Böyle bir yer. Tarihi Pers İmparatorluğu'nun 2500. yıl anısına 1971 yılında bu Azadi Kulesi yaptırılıyor. Azadi Kulesi yani Özgürlük Kulesi 48 metre uzunluğunda ve bu kulenin mimarisinde İslam öncesi Sasani mimarisini ve İslam mimarisini görebiliyoruz. Şimdi size bu mimarileri tek tek göstermeye çalışacağım. Kulenin kenarındaki bu çizgiler Ahameniş mimarisinden esinlenilmiş ve hemen ortasındaki bu tak işareti Tag-ı Kesra'dan esinlenilmiş, yani Sasaniler dönemine ait mimariden esinleniliyor. Ve hemen yukarıya baktığımız zaman da bu çini işlemeleri de Safeviler döneminden esinlenilmiş. Hemen yukarıda da sanki rüzgar kulesi görüyoruz. Bu da Yezdeki rüzgar kulelerinden esinlenilmiş. Ve üzerindeki bazı işlemeler ise İslami mimari. Bakın. Tahran'ın ilk simgesi olan bu kulenin içine de girebiliyoruz. Girebilmemiz için hemen aşağı gitmemiz lazım. Bu Tahran'ın ilk simgesi olduğunu söylemiştim. Şu anda Milad Kulesi de Tahran'ın simgesi olarak biliniyor. Ama ilki burası. Gerçekten de çok heybetli, büyük bir kule. Yani bilmiyorum, bunu videoda hissedebiliyor musunuz ama yanına geldiğiniz zaman daha fazla hissediyorsunuz. Şimdi biz içine girelim, bakalım içinde neler var. Azadi Kulesi kompleksine giriyoruz. İnşallah açıktır. Şimdi kulenin en yüksek katına çıkacağız. Kişi başı 20.000 tümen verdik. Burada bir tane İranoloji müze var. Ona bakacağız. Hemen girişte bakın. Yürüme engellileri için yapılmış bir şey. Böyle geliyorlar. Buradan iniyor. Tekrar buradan gidiyor ve oradan iniyor. Hadi bakalım müzede neler var. Birlikte görelim. Burada İran'ın her şehrinin bir sembolü var. Mesela bu Horasan Razavi. Evet. Meşhed şehrinin sembolü de İmam Rıza'nın kubbesi. Kulenin mimarisi Hüseyin Emanet 24 yaşında bu kuleyi inşa ediyor. Şu an Kanada'da yaşıyor. Şimdi bakın 50 yıl önce yapılmış bu kulede neler var. Şimdi bakın kapının nasıl kilitlendiğini size göstereceğiz. Bunlar tamamen granit taşı. İran'ın Kürdistan eyaletinden eşekle buraya getirmişler. Bakın 50 yıldır burası bu şekilde kapatılıyor. İnanmıyorum. Bakın. Bu şekilde kapısı kapatılıyor. İnanmıyorum. Bakın şimdi açılıyor. Yok, kapanıyor şu an. İnanmıyorum. Evet. Bu taraf mıydı? Bu. Hadi. Vay be. Hiç aklıma gelmezdi burada. Böyle açılıp kapanacak. Bakın. Halis mulis granit taşı. Saf taş. Burada İran'ın kamera babası denilen Cedid-ül İslam'ın kamera koleksiyonunu görüyoruz. Bakın ne kadar eski kameralar var. Bakın burada daha eski kameralar var. Diğer tarafta da var. Cedid-ül İslam Tebrizli. Çok ilginç. Şehriyar, Tebrizli şair. Evet, şimdi biz yukarı çıkacağız. Bu taraftan mı çıkıyoruz? Bu taraftan. Burada 750 tane kamera var ve en eskisi bu. Bakın. Burada gördüğünüz bütün kameralar bu kişiye ait ve bu kişi şu an burada. Gidip selam verelim. سلام. خسته نباشین. خیلی زیبا بود. خوش. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. İyi günler, iyi akşamlar. Haliye. Beğendiniz? Çok beğendik. Çok güzel. Kaç yıl sürdü toplamanız? 58 yıl. 58 sene. Kaç yaşında başladınız toplamaya? 12 yaşında. 12 yaşında. Nasıl? 71 yaşım var. Maşallah. Siz İstanbul'dansınız ya ayrı şehirden? Ben Samsun'danım. Samsun'u biliyor musunuz? Samsun'dan. Karadeniz. Benim oğlum da Alanya'da. Ya ne güzel. Orada Cedid'le vatandaşlık aslında. Çok hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizinle tanıştığımıza memnun olduk. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim. Ben de sizin için bir kart vizit vereyim. Burada benim enişte adreslerim vardı. Ki isterseniz eriyemlersiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun. Memnun. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi günler. İyi günler. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Burada da doğal taşlar var. Onları da göstereyim size. Kapısını açıp bakabilirsiniz. Çok hoş geldiniz. Hoş bulduk. Türk müsünüz? Ben Azeriyim. Anneannem Azerbaycanlı. Aa, ne güzel. Bizler de söylüyor Durage. Evet. İran'da iki damarlı diyorlar. Melez olanlara. Aa, çok güzel. Nereden geldiniz siz? Ben Türkiye'liyim ama İran'da yaşıyorum. Eşim İranlı. Aha. Var Türkü beledi diyorum. Biraz. Biraz. Siz eşinizi Türk elipsiniz. Sizin siz kimi daha önce Parsçanı unutmuş. Aynen. Dedi ki biraz söyledim ki Parsça bilirsiniz. Dedi biraz. Türkçe yani cevap verdi. Parsçanı unuttum. Burada kiminle tanışsak Azerbaycan Türk'ü. Yaşayız. Dağ taşların adlarını da soruştursanız ben diyeyim. Tamam. Teşekkür ederim. Yaşayın. Bu taşın adı ne? O Azorit'ti adı. Azorit. Tamam. Bu da ametisti. Buna söylüyor kuarts. Bir dakika. Özür dilerim. O böyleymiş tabiatta. Böyle. Böyle. Adli insanlar bilmiyor bu nedir. Aha. Ama onlar iki taşları bilir, tanıyırlar. Bunu mesela sındırırlar. Böyle içinde böyle şeyler bakabilirsiniz. Bu taştandı. Bundandı. Evet. Bunlar büyük, bunlar küçük. Şu yeşil olan ne? Hangisi? Şu yeşil. Bu garnetti. Buna bilmirəm Türkçe nasıl söylüyor. Böyle Farsça elması sebze İran deyirlər. Yakut değil değil mi? Yok yok. Hı. Garnet deyirlər. Ha, granit. Garnet. Bilmiyorum nasıl. Granit olabilir. Bunu bilen söyleyebilir mi? Bu İran taşıdır. Ya. Hangi bölgede çıkıyor bu taş? Bu Selmas. Urmiye tarafında bir tane yer var adı Selmas. Oradan yani. Bu İran'ın Azerbaycan tarafı oluyor. Hı-hı. Urmiye taraflarında evet. Selmas. Budur. Bundan biz neçə tane Avustraliyaya yollamışıq. Öz benim şerik nasıl deyirlər? Şerik ne? İşbirliği. İşbirliğim Avustralya'da da o. Buraya koyuyorum. Evet. Teşekkür ederiz. Şeyin sağ olasınız. Bir kitap gelmişsiniz. Ben Azad. İran'da yaşıyorum. Ya ya Azad Tehran'a Azadi'ye iki defa. Buraya geldim ama ilk defa. Buraya iki defa. Çok yani altına girdi. İranlıların da çokları iki defa oluyor gelirler. Evet. Çokları bilmiyor böyle şey vardı. Aynen biz de bilmiyorduk. Bunları o yapar. Bu. Hep çakrah der bizde bilmiyorum evet, sizler. Evet 7 çakra. Ha 7 çakra. Bu taşlar doğal mı? Doğal da hepsi. Bu ne kadar? Bu 300'dü. Ben aslında turistler, İranlılar fark etmir. Kıymetleri birdir. Ama siz isteseniz ben indirimde yaparım size. Ben yardım edeyim size bak. Bundan biz çok satıyoruz. Aparırlar. Adlarını da isimlerini de isteseniz ben diyerim bunları. Bundan da taşlar. Görürsünüz. Bakın. Bu boyun baksı da vardı. Bu taş bundan. Evet. İlk defa bu tarafını gördüm. Hep böyle görmüştüm. Aha, bu da ametist. Teşekkür ederim. Tanıştığıma memnun oldum. Ben de. Güle güle. Güle güle. Hoşçakalın. Evet. Şimdi kulenin üst katına çıkalım. Yani bu kule mimarlık harikası. Herkes bunu bilmiyor. Biz de bilmiyorduk. Buraya gelince öğrendik. Şimdi yukarı çıkalım. Orada da biraz size anlatacağım. Bu asansör 50 yıllık. Düşünün bunu bir şirket hediye olarak buraya gönderiyor. O zamanlarda buraya çok fazla turist geliyormuş. Hatta Asyalı turistleri turistten hesap etmiyorlarmış bile. Sadece Avrupa ve Amerika'dan gelen turistleri turistten hesap ediyorlarmış. Wow. Şuraya bakın. Tabii karanlık pek belli oluyor mu bilmiyorum. O zamanlarda bazı şirketler reklamları olsun diye buraya bazı eşyalar hediye gönderiyormuş. Onlardan bir tanesi de bu asansör. Kaç kat çıktık bilmiyorum. Çık çık bitmiyor. Evet. İlk geldiğimiz durak burası. Bakın. Evet. Kulenin uç noktasına yaklaştık. Şuraya bakalım. Evet. En uç noktaya ulaştık. Bu asansör 50 yıldır hiçbir şekilde tamir edilmemiş. Hiç bozulmamış. Özgürlük Meydanı'na yukarıdan baktığımız zaman yukarıdan bize çıkan desen İsfahan'daki Şeyh Lütfullah Camii'nin kubbesindeki çini işlemesi. Yani dediğim gibi buradaki her şeyin bir anlamı var. Hatta birçok anlam daha var. Bir tane burada pencere var. Hangi pencere olduğunu bulamadım. Aşağıdaki olması lazım. Buraya çok fazla turist geldiğini söylemiştim. Pencereden baktığımız zaman biraz eğilmemiz gerekiyor. Yani düşünün, karşı tarafta Demavent Dağı var. Hüseyin Emanet'in bu mimari yapmasındaki niyeti buraya gelen turistlerin Demavent Dağı'na saygı göstermesi böyle eğilerek. Çünkü karşıyı görmek için böyle eğilmeleri gerekiyor. Direkt göremiyorlar. Böyle bir şey yapmış. Bu selam anlayışı zaten bütün kültürlerde de var. Hristiyanlarda da var. Şimdi gidelim aşağı. Farkındaysanız Özgürlük Kulesi'nde çalışanların hepsi Azerbaycan Türküydü. Çok iyimser ve yardımsever insanlardı. Gerçekten güzel bir tecrübe oldu. Buradaki taşlar İran'ın dört bir yanından gelmiş. Hepsi farklı bir eyalete ait. İnanabiliyor musunuz? Koskoca kulenin kapısını açıp kapattık. Ay bu ne? Aa, kafam büyüdü. Buradaki aynaların her biri farklı bir şekle sokuyor bizi. Burada kilo aldık. Aa, bacaklarımız uzadı. Evet. Burada kısaldık. Burada ise uzadık. Evet. Bu bölümde hattat sanatlarını görüyoruz. Bu bölümde kuklalar görüyoruz. Eski tarihi kıyafetler giymişler. Bakın. Burada da bu şekilde geleneksel kıyafetler var. Burası da kültür bölümü. Tarihi belgeler var. Tarihi fotoğraflar da var. Burada İran'ın müzik aletleri var. Bakın. Bu müzik aletinin adını biliyor musun? Evet, şunu. Bu sazın adı Feyşek'ti. Hududen 100 yıl bundan kabak, ya 100 yıl bundan önce İran'ın Cunub mentegesinin sazıdır. Qeyçək adında. Beluçistan da bunu kullanıyor değil mi? Hmm. Cunub, İran Cunubu, Beluçistan, Hormozgan, Buşehr o mentegelerdir. Teşekkürler. O zamanki buranı tikdilər, işleyen zamanı ve iftitah mövqəsi Çekoslovaki keşfərin Çinisi dünyada çox mərufdur, elə indi də mərufdur. Bunları İrana hediye elədilər. Benoy bunları düzəltdilər. Karxanalarında Borca Azadi'nin tərhini doğru salıblar burada ve təlakubdur. Və 50 il qədmətidir Benoy. Baxın nə qədər yüngüldür. Teşekkürler. Bakın altın işleme Özgürlük Kulesi'nin resmi var. 50 yıllık. Burada da var. Aman kırmayayım da. Mesela qattandı. Buna ne deyirsiniz? Siyar külünün kabı. Küllük. Küllük. Düzdür. Təqribən düzlü oxundu. Aynen. Küllük. Bu da qatlik. Şekerlik. Şeker. İyi ki bəli də bu. Aa bu bəs bu əgər bu şekerlikdir, bu nəlikdir? Sosluk. 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 Çaylık. Çaylık. Çaydanlık. Çaydanlık. Axı. Kelasik. Şorba qabılık. Kase. Kaselik. Cam. Biz kase diyoruz. Kase. Borcam o şey olanlar. Plexlere diyoruz. Aha. Kase. Biz Farsi dilinde diyerik kase. Türkçe'de diyerik cam. Cam. Buradaki heykeli Güney Amerika'dan buranın müdürüne hediye getirmişler. Böyle. Rıza Bey şairmiş. Şimdi bize şiir söyleyecek. Sağ olun. Məntiqəli fikirlər eşq aləmi əfsanədir. Aşığı dərk eyləyən insan özü divanədir. Sevr eşqi bilməyəndən intizarız olmasın. Eşq otunda yanmayan aşıqlara biganədir. Sağ olun, yaşayın. Teşekkürler. Çok güzeldi. Sağ olun. Düşünün burası başkent Tahran, çok kalabalık, ekonomik sıkıntılar çok fazla ve genellikle başkentte insanlar biraz huysuz olur ama gördünüz değil mi? Buradaki bütün insanlar o kadar iyimser, o kadar cana yakındı ki gerçekten iyi ki buraya gelmişiz, iyi ki bu insanları tanımışız. Şimdi dışarı çıktık. Burayla alakalı bir şey daha göstereceğim size. Bu taraftan baktığımızda şu şekle bakın, açık alana. Orası da Şiraz'daki Vekil Camii'nin girişinin şekli. Bunu göstermemiştim. Bunu da göstermiş oldum. Hava çok sıcak, biraz dinlenmek istiyoruz. Dinlendikten sonra da Milad Kulesi'ne gideceğiz. Tahran'ın sembolü haline gelen Milad Kulesi'ndeyim. İran'ın en yüksek kulesi burası. Dünyanın en yüksek 6. gökdeleni. Şimdi biz en üst kata gideceğiz. Burada asansör var. En üst kat şurası. Oraya çıkıp Tahran manzarasını izleyeceğiz. Buraya giriş ücreti kişi başı 44.000 tümendi. Yukarıda restoranlar var. Şimdi yukarı bir bakacağız nasıl. Ben ilk defa geliyorum. Bu kule çok yüksek olduğu için Tahran'ın her tarafından çok rahatlıkla görünüyor. Gökdelenin tam uzunluğu 435 metre. Bayağı bir yüksek. Şu karşı tarafta konser salonu. Ben önceden buraya geldim. Çok büyük bir konser salonu. Hemen karşısında da Milad Kulesi. Buradan da bilet alınıyor. Biz bileti internet üzerinden aldık. Eşim buradan da fiyata bakmak için Çay tamam. Zaten bazlık koy. Evet. Tamam doğru. Giriş böyle bir yer. İlk başta güvenlikten geçtik. Burada ışık biraz az. Burada mağazalar da var. Şöyle ilk başta etrafı göstereyim, sonra yukarı çıkarız. Burada sırada bekleyeceğiz. Sırayla insanlar asansöre binip yukarı çıkıyor. হ্যাঁ নামার সময় একটু অসুবিধা হবে, এত স্পিডে নামছে তো হচ্ছে না। খালি ছিল কানে লেগে যাচ্ছে خوش آمدید تشریف داره پرسم به درهای شیشه این موقع وارد بشه. Hello, welcome dear visitors from Israel. We are at the height of 280 meters, 7 story up of a structure for an observation deck. Bütün Tahran ayaklarımızın altında. Bakın. Ay o ne? Salıncak mı? Nasıl bir şey o? Salıncak evi. Aha, onu diyorum. Buna binmeye cesaret eden var mı acaba? Ben asla cesaret edemem. Ay. taraf Tahran'ın yukarı şehri. Mekke, Medine tarafı yazıyor. Diğerlerini de göstereyim. Bu taraf Kerbela tarafı. Bu tarafta İmam Rıza Türbesi'nin tarafı. Meşhed bu tarafta. Bu Tokyo'daki olan kule. Bu Çin. Kanada, bu Rusya'da olan, bu da Çin, İran'ın Milad Kulesi, bu da Malezya, benziyor biraz. Bu da Çin, bu da Çin. Bir kat daha var, şimdi o kata çıkıyoruz. Bakalım orası nasıl? Burası kapalı. Oksijen çok az. Tam tepedeyiz şu an. Ama buradan daha iyi görünüyor. İmam Rıza Türbesi'nin bayrağı. Bu Hazreti Masume Türbesi'nin bayrağı. Bu Hazreti Zeynep Türbesi'nin bayrağı. Yani Suriye'den gelmiş. Bu da Hazreti Abelfaz. Hazreti Hüseyin'in kardeşi. Hazreti Ali'nin diğer bir eşinden olan oğlu. Bu da Hazreti Hüseyin'in bayrağı Kerbela'dan gelmiş. Bu da Hazreti Ali'nin bayrağı, o da Irak'tan gelmiş, Necef'ten. Bu da Camkeran Camii'nin bayrağı. Kulede çok güzel mağazalar da vardı. Artık çok yorgun olduğum için çekemedim. Size böyle bir video yapmak istedim. İnşallah beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.